destek paketinin ayrıntıları da belli oldu. Peki her firma bu destek paketinden faydalanabilecek mi? ETİ'li çalışanların kıdem tazminatı ödemeleri nasıl? Daha da önemlisi ne zaman olacak? Kıdem tazminatı ödememe riski var mı? EYT'de ilk maaşlar ne zaman? Birçok soru var. Bu soruları da çoğaltabiliriz. Kıymetli de bir konuğu ağırlıyoruz yayınımızda. Sosyal güvenlik uzmanı Muhammed Bayram bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Hakan Bey. İyi yayınlar diliyorum. EYT ile ilgili o süreç tamamlanmıyor. Birçok soru işareti yanıt buluyor ama yeni sorular da beraberinde geliyor. Geride bıraktığımız gün aslında bu süreçle ilgili kıdem tazminatları ile ilgili açıklamalar da gelmişti. Hemen aslında EYT'lerin o sorularını ben de size ulaştırayım. Kıdem tazminatları ile ilgili bir problem yaşanır mı? Bu süreç nasıl işler? Ne zaman yatabilir? Buna dair yorumlarınızı almak isterim efendim. Buyurun. Evet, kıdem tazminatı yatmamasına ilişkin, ödenmemesine ilişkin devletimiz zaten bazı önlemler aldı. Bunda önemli adımı işverenlere kıdem tazminatı ödemek için KGF destekli kredi adımıydı. 25 milyar TL'lik bir paket açıklandı. İşverenlerimiz KGF destekli kredileri çekip burada ödeyebilecekler. Ama tabii Haktan Bey burada en nihayetinde bu işverene bir yük. Yani işveren bu kıdem tazminatı ödeyecek. Devletimiz de bunu çok ciddi olarak bildiği için dediler ki işverene evet bunu KGF kredisini çek. Belli bir dönem ödemesi bir şekilde devam etti. Daha sonra taksitli bir şekilde öde. Bunun en önemli özelliği de şu. Kıdem tazminatına ilişkin KGF kredi çekilirse eğer işverenlerin işletme açısından kredi limitlerinden düşüş olmayacak Haktan Bey. Çünkü geçtiğimiz sene içerisinde yüksek bir şekilde enflasyonla mücadele yapıldı. Enflasyon yüksek bir şekilde seyredildi. Ve aynı birim mali malı üretmek için işverenler ciddi maliyetlere katlandı. Yani 100 liralık bir malı, 100 birimlik bir malı üretmek için 200 TL ihtiyaç varsa şu an 300 TL ihtiyaç var. Ve bundan dolayı da işverenlerin kredi limitleri doldu. Ve devletimiz de bununla alakalı da KGV paketine dedi ki biz sizin limitlerini doldurmadan bu limitleri vereceğiz. Bu işverene bakan bir taraf. Yine aynı şekilde işverene belli bir sürede ön ödemesiz bir dönemde yapacaklar. En az 6 aylık bir dönem. Daha sonra da KGF kredi destek limit olduğu için zaten hazine destekli ve düşük faiz olacak Haktan Bey. Şu anda politika faizimiz 9, bank kredi faizimiz 11 ve 12'lerde, özel banka 17 ve 18'lerde. Yani aslında işverenlerimiz %11 ve %12'lerden kredi çekip bunu ödeyecekler. Ama çalışan tarafından da güzelliği şu şekilde çekilen krediler, kıdem tazminatı için çekilen krediler doğrudan çalışanın bankadaki hesabına yatacak. Yani herhangi bir şekilde işverenin hesabına yatmayacak. Bundan dolayı da çalışanların hesabına yatmama, çalışanlar için kıdem tazminatı ödememe gibi bir sorun da ortadan kalkacak. Buna ilişkin yalnız işletmelerde KGF kredi çekmek de istemeyebilir. Eğer halihazırda paraları varsa kasalarında bunu nakden de ödeyebilir. Bu yasa çıktıktan sonra, emeklilik eksi verdikten sonra, EYT kapsamında emekli olduktan sonra vatandaşın müktesep bir hakkıdır. Yani hakkı doğar. Anında işverenden talep etmesi gerekiyor kıdem tazminatını Haktan Bey. Aslında sorulan sorulardan biri de şu, hemen başvurmak durumunda mıyım? Çünkü özellikle özel sektörde malumunuz kıdem tazminatını alıp sonrasında çalışabilme şansı var ama devlette böyle bir imkan en azından emekli maaşını alarak yok. Bu hakka sahip olacaklar ama ayrıldıkları yani emeklilik haklarının kullanılmasına yönelik bir dilekçe verildiği andan sonra kıdem tazminatı hayata geçecek. Doğru anlıyoruz herhalde, öyle değil mi? Kesinlikle Haktan Bey. Bu çalışanın EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlarımızın kazanılmış bir hakkı. Kesinlikle daha sonra bir süreye tabi değil. Yani kesin daha sonra bu iptal olacak bir hak değil. Çalışan burada ilgili yerde çalışmaya devam edip istediği zaman emeklilik dilekçesini vermek suretiyle emekli olabiliyor. O yüzden vatandaşlarımız bu konuda müşteri olsun. Kıdem tazminat noktasına da eğer işverenle anlaşırlarsa ben sana işe giriş çıkış yapayım, kıdem tazminatı ödeyeyim, işe çalışmaya devam et derlerse emekli olduktan sonra devam etmek suretiyle çalışabilirler ama bazı vatandaşlarımız da emekli olmayı istemiyor. Yani ben emekli olduktan sonra burada çalışmayabilirim diyor. Ama işte iş yerindeki kişi, patronu zorla ben emekli yapabilir mi diyor. Böyle bir soru işaretleri var. Ondan dolayı çalışmaya devam edebilirler. İstekleri zamanda prim gün süreleri dolduysa, sigorta süreleri dolduysa istediği zaman emekli olup hem kıdem tazminatı alabilirler hem de emekli maaşlarını ertesi gün alabilirler Haktan Bey. Muhammed Bayram çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız